Geldik 14 Şubat 2023'e. Arkadaşlar kampımızın 54. günündeyiz. Keyiflerimiz yerinde. Güzel böyle sindire sindire gidiyoruz. Birazcık güzel konulardayız. Böyle nasıl diyeyim karışık da değil ama mantığı anlarsak böyle çok rahat halledebileceğimiz konulardayız. Sizlerden ricam tane tane sonuna kadar videoları izlemeniz. Ayrıca söylemeden geçmeyelim. 13. gündeyiz. Neyin? Celal Hoca'nın askerliğinin. Ben size şu an bulunduğum yerden selam gönderiyorum arkadaşlar. Ama şu an değil aslında. Neyse karışık oldu. Videoları önceden çekiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bir yandan da sizlere ne yapıyoruz? Kimi anlatmaya devam ediyoruz. Güzel o zaman. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sizinle birlikte hangi madde çöker hangi madde çökmez? Yani çözünme çökelme dengelerindeydik. Çökelme şartı demiştik. Gel bakalım nerede kaldık bakalım. Ardından konu anlatımımıza geçelim. Vay be, zaman çok çabuk geçiyor. Bu 15 bölüm biter mi? Denge uzun demiştik. Bak geçti bile. 14. bölüm. Çö çökelme şartı Qç ve Kç ilişkisi dedik arkadaşlar o zaman. Vakit kaybetmiyoruz. Konu anlatımımıza geçiyoruz. Şimdi çökelme şartı bak şimdi bunu şuraya yazdık arkadaşlar. Hani dengede ben size bir sistem dengede mi değil mi anlamak için dengede olmayan denge sabitini kullanırız demiştim. Hatırlayan var mı? Cevap bekliyorum. Hani KC'nin ismi QC oluyordu. Hatırlıyor musun? Sen bir sistem dengede değilse derişimleri bağıntıya yazıyordun. KC'ye eşitse sen dengede olduğunu bilmediğinden dolayı oradaki sabite QC diyordun. Diyordun ki ben derişimleri yazdım ürünler böyle girenler. Bulduğum sabit KC'ye eşitse bu sistem dengede. İşte sistem diyordun QC'si KC'sinden küçükse o zaman ürün delişimi olması gerekenden azdır. Artması için sistem ürünlere denk gelir. Ürünlere gider. O zaman QC büyükse de o zaman ürünlerin azalması için denge ne yapar? Girenlere doğru hareket eder diyordum. Git izle kafan karışıyorsa. Şimdi yine anlatacağım zaten. O kısma benziyor arkadaşlar anlatacağımız yer. Tamam mı? Gel bakalım o zaman başlayalım. Şimdi şöyle düşün. Bir çözeltide diyoruz arkadaşlar çökelme olup olmayacağı. KÇÇ değeri bilindiği takdirde çözelti hazırlanmadan hesaplanarak bulunabilir. Yani belli bir derişimde sen KÇÇ'yi biliyorsan belli bir sıcaklıkta bir sistemin bir çözülen madde ilave ettin. Ben ne kadar atarsam derişimi ne kadar olursa attığım maddenin yani çözeltideki derişimi ne kadar olursa hani çökelme olur mu olmaz mı? Bunu hani çökecek mi çökmeyecek mi? Onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi mevzu ne? Şöyle diyelim yine yaşayarak göreceğiz arkadaşlar. Dünkü videoyu izlediniz. Devam ediyorsunuz artık. Konuyu çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Molar derişimi 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre olan bir AB tuzunun. Bak molar derişim bu tamam mı? Şimdi doymuş doymamış bilmiyorum ben. Herhangi bir derişim. 10 üzeri eksi 3 molarmış bu yani. Şu kısım molar demek tamam mı? Şimdi tuzunun diyor. Şuradaki ne şu tarafa daha yakın olacak bu arada. Çözünürlük çarpımı 10 üzeri eksi 10 olsun. Yani bunun KÇÇ değeri neymiş? Çözünürlük çarpımı. Ne dedim ben? 10 üzeri eksi 10'muş. Şimdi şöyle diyorum. Hani diyorduk ya. 10 üzeri eksi 10 mol bölü litre almışım. Şimdi bu tam doygunsa zaten ben yazdığımda mesela ne yapıyorduk arkadaşlar? O zaman çözeltiden ortam 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre attığımda Şimdi o zaman yani AB çözeltisinden ortamda 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre olduğunda 1'e 1 bir oran olduğundan dolayı burada ne olacaktır? 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre A iyonu 1'e 1 bir olduğundan dolayı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre ne olacaktır? B iyonu olmuş olacaktır. Şimdi sen bir de ne diyordun? Bak şimdi bu sistem eğer bunları çarptığımda bizim QÇÇ şimdi normalde biz KÇÇ yazıyorduk değil mi? KÇÇ. Diyorduk ki A artı çarpı b eksi kat sayılar üstü i̇şte ürünler bölü girenler çözeltileri yazıyordum katı yazmıyorum. Şimdi sen bunu yazdığında buradaki derişimleri yerine yazdığında eğer bu kçç'ye eşit oluyorsa o zaman şöyle dersin çözeltim tam doygun. Yani çözebileceği maksimum miktarı çözmüş. Neydi zaten şuraya yazdım a diyorduk hani bu molar çözünürlüktür değil mi? Molar çözünürlük. O zaman zaten a'yı bulmuş olursun. Ama sen şimdi bu çöz, oradaki sayıları yani ortamdaki iyonların derişimini çarptığında bunun Q eşit özür dilerim. K çeçeye eşit olup olmadığını bilmediğinden o zaman buna ne diyeceğim? K adı olacak sana tabii ki de Q Gel çarpalım. Q eşittir 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten ne yapar Q 10 üzeri eksi 6 yapar. Ama KÇÇ'n kaç? 10 üzeri X10. Bak ne yapıyoruz? QÇÇ, KÇÇ. Zaten bu ikisi eşit olduğunda ben ne derdim? Yani şuradan çarptığımda 10 üzeri X10 bulsaydım bu sistem tam doygun derdim. Değil mi? Ortamda çözebileceği maksimum kadar iyon varmış derdim. Yani E ama ben ne buldum? QÇÇ büyük KÇÇ buldum. Yani bunlar denge sabit normal. Ürünler böyle girenler demiyor muyduk? Bak QÇ'deki gibi girenler Ürün bölü giren dedim yazdığımızda yerine bakın QC 10 üzeri eksi 6 QÇ 10 üzeri eksi 6 KÇ de 10 üzeri eksi 10 yani QÇ büyük KÇ. E o zaman bunların ikisinin eşit olması gerekiyorsa yani ortamdaki bu iyonlar tamam mı şimdi şöyle bu kadar bulunamaz çünkü neden çarptığımda zaten buradaki derişimleri en fazla KÇ'ye eşit olması gerekiyor bunların. E olması gerekenden fazla buldum yani. O zaman şöyle diyeceğim. Q büyük. K ise burada ne olacak? Çökme olur arkadaşlar. Çökme olur. Çünkü neden? Eşit olması için ürünün azalması lazım arkadaşlar. Girinin artması lazım. Burada giren katı olduğundan dolayı burada attığım o fazlalık kısım çöker. Öyle düşün. Umarım anlatabilmişimdir. O zaman şöyle diyoruz bak. Çözeltide herhangi bir derişimde bağıntıya yazılan derişim değerlerinin çarpımından bulunan sayıya QÇ denir. Herhangi bir deri şimdi. Yani doymuş doymamış bilmiyorum. Şimdi QÇ dediğin gibi bak. Eğer ürün bölü giren gibi düşün. Ürün bölü giren. Bu da ürün bölü giren. Hatta şunu kopyalayalım. Bir daha bir daha yazacağız diye uğraşmayalım arkadaşlar. Her biri için bunu yapacağız çünkü. Şimdi aşağıdaki için de yapacağız. Bunun için de yapacağız. Bak Küçeçe büyük KÇ ise ürünün azalması lazım. O zaman ne olacak? Çökme olacak. Eğer Q çeçeği eşit buluyorsam zaten çözeltim tam doygun olmuş oluyor. Bak sen ortamdaki iyonların derişimlerini çarptın. K küçük buldun yani Q e, o zaman şöyle ürünün artması girenin azalması lazım. Şimdi o zaman şöyle düşünmen lazım. Bu çözelti ortamda tam içermesi gerektiği kadar ürünün artması gerektiğinden sen buna tuz ilave etmelisin yani tamam mı? İçermesi gerektiği kadar madde içermiyor. O zaman çözelti ne demiş oldum? Doymamış. Çözelti demiş oldum. Yani şöyle düşün. AB katısı gitti ortamda A artı artı B eksi şeklinde iyonlaştı. Şimdi o zaman ürünün artması için benim madde eklemem lazım yani tamam mı? Buraya katı ekleyeceğim. Ne olacak? Ortamda A ve B iyonları artacak. Belli bir süre sonra çözelti derişimleri. Çünkü ne olacak? Ortamdaki iyon miktarı artacak ben madde ekleyince. Ve o zaman belli bir süre sonra doygun olmuş olacak. Yani bunları tek tek ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle diyoruz. QÇÇ büyük ise çökme olacak. Q çeçeği eşit KC ise çözeltim tam doygun. Q küçük buluyorsam ortamda tam doygun olduğunda olması gereken iyonlardan daha az madde, madde buluyorum demektir. E o zaman da çözeltim doymamış çözelti demektir. Çökme falan olmaz dedim. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Harikasın sen. Sen. Gözüm sende. Gözüm sende. Tamam harikasın. Güzel. Arkadaşlar şimdi sorumuza baktığımızda diyor ki 0.6 molar gümüş nitrat çözeltisi ile 0.6 molar sodyum yodür çözeltisi eşit hacimlerde bak buraya dikkat eşit hacimlerde karıştırılıyor. Buna göre gümüş yodür için KÇÇ 9.9 çarpı 10 üzeri eksi 11 olduğuna göre diyor ki çökme olur mu? Ne yapacağız şimdi? Burada dikkat etmem gerekiyor tamam mı? Şimdi birinci dikkat etmem gereken olay hangisi çöker? Şimdi birincisinde sen gümüş nitrat çözeltisi ortama attın. Bak ortamda gümüş iyodur henüz yok. Ama sen ortama gümüş nitratı attığında AgNO3 ne yapar? Bu ortamda iyonlaşır. İlk başta %100 tamam mı? ortama gümüş iyonu verir ve bir de ne yapar? Nitrat iyonu verir. Çok güzel. Peki ben ortama bir de sodyum iyodür attım. Çok güzel. Geldim sodyum iyodür de atalım hadi. At baba at baba. Attık. Hemen bu da ne yaptı? ortamda iyonlaştı bu şekilde. İyonik maddeler iyonlaşıyorlardı. Bunları çok öncelerden anlatmıştım sizlere. Peki iyonlaştı. Şimdi ben ortama bak bu karıştırmadan önce 0.6 molarsa şuraya dikkat. Molar derişim eşittir n bölü v değil mi? Bak hacmin arttığı oranda ben çözünene dokunmuyorum. Hacmin arttığı oranda sıklık yani çözünen sabitken ben sonuçta hacmi arttırınca bu tanecikler buradaki gümüş nitrat tanecikleri birbirinden uzaklaşıp derişimi azaltmaz mı arkadaşlar? O zaman derişim yarıya düşer. Burada buna dikkat etmen lazım. Tamam mı? Hacimle arttığı oranda derişim yarıya düşeceğinden şöyle deriz arkadaşlar. 0.6 molarlık gümüş nitrat bu çözeltinin içerisinde 0.3 molar olur. Buraya dikkat etmem gerekiyor. Tamam mı? Neden? Çünkü hacmin arttığı oranda ne yapıyor arkadaşlar? Derişimi az oluyor. Ha şöyle de yapabilirdik. Bak bazen şimdi eşit hacim dediğinden dolayı diyorum ben. Eşit hacim olduğundan dolayı tam yarıya düşüyor diyorum. Çünkü neden? Tam hacmim son durumda iki katına çıkarsa derişimim de iki katına iner. Hocam eşit derişim olmasaydı ne yapardık? Şunu birazcık aşağı yazayım daha iyi anlatayım arkadaşlar. Şimdi biz ilk başta gümüş nitrat için şunu yaptık aslında. M1 V1 eşittir M2 V2. Şimdi başlangıçta çözeldim 0.6 molarda V hacim bak eşit işte hacim ya. O zaman ne olur? Benim derişimim 2V olursa hacmim 2 katına çıkarsa derişimim yarıya düşer. O zaman M2 buradan 0.3 molar gelir dedik. Aynı şeyi sodyum iyodür için yaptık. Sodyum iyodür için de öyle. Bunun için M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 dedik. Benim sodyum iyodürü çözeltim 0.6 mol atmadan önce hacimdeyken karıştırdım hacmim 2V oldu. O zaman derişimim ne olur? Buradan da V'ler birbirini götürdüğünde 2 ile 0.6'yı sadeleştirirsem buradaki hacmim iki katına çıkarsa ne yapıyor? Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Benim hacmim iki katına çıkarsa derişimim yarıya düşer. Yani m 2de buradan ne olacak? 0.3 molar olmuş olacak. Bu tip sorularda bunlara dikkat etmen lazım. Üniversite sınavında aynen çıkmış bir soru var. Yani sodyum da ortama 0.3 molar veriliyor. Bak 1'e 1. Bir bir iyonlaştığından 03'e 03 03 iyonlaşırlar. Bu da 03'e 03 03 iyonlaşır. Bak dikkat et. Sana karışıma verdiği madde bu çöken madde tamam mı? Şimdi bu çöküyorsa ne yapmış? Gümüşle iyot birleşmiş. Şimdi ben bunları çözeltiye atmışım. Gümüşle iyot birleşmiş ve çökmüş. Ve ortamda şöyle bir denge olmuş. Gümüş iyodür katısı çökünce Ortamdaki iyonlar ile dengeye gelmiş ve gümüş artı artı aqua, şey, gümüş artı aqua artı iyot eksi aqua suyun içerisinde çözelti demek. Ve bunlar ne yapmış böyle birbirine dönüşüyorlarmış. Tam doygun halde. Peki çökme olur mu olmaz mı? Bak ortama ne kadar geldi? 0,3. Buna 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyelim. Buna da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyelim. Bak 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 molar bundan. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 molar bundan. Çökme olur mu olmaz mı? Bunu kontrol etmek için şöyle diyorum. QÇÇ eşittir. Şimdi şuraya bakıyorum ya. Gümüşle iyotun çarpımı ürünler böyle girenler değil mi? Gümüş artı çarpı iyot eksi. Sonuçta ben bu derişimleri çarptığımda bu soruda bana verdiği KÇÇ'ye eşit oluyorsa o zaman çökme falan olmaz. Çözertim tam da uygun derim. Gel yapalım. QCC eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 dersem. O zaman buradan QCC eşittir. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur arkadaşlar. Bak buraya dikkat. Şimdi kaççeçe kaçtı? Kaççeçe 9 çarpı 10 üzeri eksi 11'di. Şimdi yazalım QÇÇ KÇÇ. Kaççeçe 9 çarpı 10 üzeri eksi 11. QÇÇ 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. Baya bir büyük değil mi? O zaman şöyle diyorum ürün bölü giren dediğimde ürün iyon derişimi olması gerektiğinden daha fazla olduğundan dolayı Q büyük K çeçe ise burada çökme olur diyorum arkadaşlar. Buraya dikkat tamam. Şimdi bir de şuna dikkat et. Son durumu diyor ortamdaki gümüş, nitrat, sodyum ve iyot iyonları derişimi. Bir kere nitrat iyon derişimi 0,3 molar, sodyum iyon derişimi 0,3 molar. Ama son durumda fazla çözülen madde çökeceğinden dolayı arkadaşlar şöyle diyorum. Şu alttaki şu gümüş iyodür dengesi olacaktır arkadaşlar ortamda. Hatta şunu şöyle yazalım. Şimdi sen bunu mesela şuraya bir daha kopyaladım. Tamam Bunu böyle kopyaladım. Şimdi sen bunu böyle yaptın. Ortamda 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 varken bu olması gerekenden fazla çıktı. Yani bunun çökmesi lazım. O zaman çöktükten sonra diyorum ki ortamda A mol bir litrede bulunsun en fazla. Bu da A mol bir litrede bulunsun. Ya sonuçta ben bunları çarptığımda K ç ç eşit olmak zorunda. O zaman şöyle diyorum. KÇÇ eşittir tam doygun olması için. Gümüş artı çarpı iot eksi. O zaman şimdi KÇÇ'yi bana ne olarak vermişti? 9 çarpı 10 üzeri eksi 11. Yani çarptığımda buna eşit olmak zorunda. O zaman yazıyorum 9 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir. A çarpı A'dan A kare gelir arkadaşlar. Şimdi şöyle şurayı 10 üzeri eksi 12 alacağım arkadaşlar. Tamam 10 üzeri eksi 12 alalım. Tam sayı gelmeyecek çünkü soruları biz yazdığımızdan değiştiriyorum. Soru da değiştiriyorum arkadaşlar. 10 üzeri eksi 12 alın. Geneli değiştirmiyor. Yine külçeçe kartesi de yine büyük olmuş oluyor. Tam sayı gelsin diye yaptım. Videoyu çekmeden önce yapacaktım da unutmuşuz oraya arkadaşlar. Şimdi bir daha uzamasın. Şimdi şöyle bak. 10 üzeri eksi 12 olursa o zaman ben iki tarafında karekökünü kökünü aldığımda arkadaşlar sonuçta işte bu 10 üzeri eksi 12 10 üzeri eksi 6'nın karesi ya burada 3'te 3 de 3'ün karesi buradaki karelerle buradaki karekök kök birbirini götürür o zaman buradaki kareyle de buradaki kare birbirini götürür Aynı ne olarak bulurum 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol bölü litre yani ortamda 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol bölü litre gümüş iyonu 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol bölü litre. iot iyonu ne oluyor? 0,3 molar nitrat iyonu 0,3 molar da sodyum iyonu olmuş oluyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Karışık gibi ama aslında değil. Bak üniversite sınavında çıkmış bir soru var arkadaşlar. Bir kere bu sorudan şunu anlayabilirsin. Bir çözeltiye eşit hacimlerde madde ilave edersem ben derişim yarıya düşer. Çünkü hacmin iki katına çıkıyor. Güzel. Şimdi bu soruyu bu bilgiyi kullanarak yapacağız. Şimdi soruya baktığımda kurşun klorür katısının suda çözünme denklemi aşağıdaki gibidir diyor. Şimdi kurşun klorür bu şekilde çökmüş ve ortamda kurşun ve klor iyonu şeklinde böyle dengeye gelmiş. Şimdi 25 santigrat derecede kurşun klorürün çözünürlük çarpımı bana KÇÇ'yi de veriyor. 1 çarpı 10 üzeri eksi 7, 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğuna göre diyor. Buradaki diyor çözeltileri karıştırıyorum bakın. Bu çözeltileri diyor karıştıracağız. 3 tane çözelti var elimde. Karışımlarından hangilerinde aynı sıcaklıkta çökme gözlenir diye söylüyor. Şimdi bakalım. Bir kere benim çözeltim neymiş? Hemen bakıyorum. Bir kere benim çözeltim kurşun klorür değil mi? Çöküyormuş. Çünkü bunun kaç içerisini veriyor. Ortamda katısı dengeye geliyormuş. Kurşun 2 artı aqua artı 2 tane klor eksi aqua şeklinde yazıyorum. Bunun KÇÇ'si neymiş abi? KÇÇ'sini yazayım. KÇÇ'si de 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Arkadaşlar zil çalıyor. Beni çok sinir ediyorlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar zil konusunu hallettiğimize göre şöyle dedik. Ki, yani benim maddem ortamda bu şekilde bir denge oluşturuyormuş. İki çözeltiyi karıştırdıktan sonra. Şimdi hangisinde çökme olur bakalım. Bir kere bak 100 mililitre 100 mililitre bak. Bunları ben ortama attığımda hacim iki katına çıkacağından dolayı derişim yarıya düşer. Öyle diyelim. Bak direkt pratik yapalım mı? Şimdi ortamdaki ne? Kurşunla klor gelecek ya. Bak birinci çözeltiden ortama kurşun geliyor. ikinci çözeltiden ortama klor geliyor. Arkadaşlar bir molar. Şimdi kurşun bir ya bire bir olacağından dolayı derişim eşit hacimde yarıya düşecek. Ortama 0.5 molar gelmez mi? Dikkat et. Demin yaptığım gibi. O zaman bu ne olur? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 molar gelir. Diğer çözeltim de 1 molermiş. E bu da 1'e 1. Bir. E o zaman 1 molere şimdi yarıya düşecek derişim 0.5. 0.5'e 0.5 gelir yani. 0.5 moler ortama gelir. Eşit der dediğinde çok kolay. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani ikisinden de kurşundan da klordan da ortama 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 moler gelecek. Bu soruda bunu yapmam lazım. Hemen yazıyorum bak. Çökme olur mu olmaz mı bilmiyorum. Q3'e yazdım. O zaman yazdım ki kurşun 2 artı çarpı klor eksinin karesi yazdım. Ortama bir kurşun olarak 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Klor olarak 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. O zaman QÇÇ eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi dedim. QÇÇ buradan ne gelir? Eşittir. Şimdi 5'in karesi 25. Onu 5 ile çarptım. 125 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi. 10 üzeri eksi 2 eksi 1 ile çarparsam 10 üzeri eksi 3 gelmiş oldu. Q ç ç bu. K ç ç bu. Bak ne geliyor? Q ç ç büyük. K ç ç arkadaşlar. 125 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu sayı 10 üzeri eksi 3 ya. Daha büyüktür. 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten. E büyük olursa ne dedik biz? Ürün bölü giren diyordum. O zaman ürünümün azalması lazım. Buradan ne dedim? Çökme olur. Yani bunu yapacaksın arkadaşlar. Bak buradan çökme olur. Var mı sıkıntı? Bak bu da eşit hacim. O zaman şöyle diyorum ortama kurşun gelecek ya bak 0,1 bunun yarısı kadar gelecek 1'e 1. O zaman 0,1'e 0,05 gelir. Yani bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardır ortama gelecek yani tamam. Diğerinden de öyle bak 0,01 ya. Şimdi buradan ortama klor gelecek 1'e 1 olduğundan dolayı. Klor burada 1 olduğuna göre 0,01'in yarısı 0,005'tir. 0,005 klor gelecek. Bunu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak yazıyorum. Hadi gel yazalım o zaman. İkinci çözelti için yapıyoruz arkadaşlar. Şey pardon. Üçüncü için yapıyoruz. Hemen yazalım. QÇÇ eşittir. Kurşun 2 artı çarpı klor eksinin karesi yazdım. Şimdi baktım ne geliyor? Şimdi kurşundan 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. QÇÇ eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Klordan da ne kadar geliyordu? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunun karesi dedim. O zaman yazalım. QÇÇ eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 5'in karesi. 25. 25 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi eksi 6 dedim. O zaman 25'ten 5'i çarptığımda QÇÇ eşittir. 125 çarpı 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 2 çarparsam 10 üzeri eksi 8 gelir. Bak QÇÇ bu. K çeçe bu 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani bu sefer Q küçük geldi görüyor musun? O zaman Q çeçe küçük K ise çökme olmaz dedim arkadaşlar. Çökme olmaz. Zaten ortamda olması gerekenden daha az iyon varmış. Öyle düşün yani tamam mı? Burada çökme olmayacak. Peki birincisinde bak bunu en sona bıraktım bak. Buradan 400 geliyor buradan 600 geliyor. Bak burada ikisi için de ayrı ayrı hesaplayacağım. Tamam mı? Gel yapalım. Şimdi kurşun nitrat var. Şimdi birinci birinciyi en sona bıraktık arkadaşlar. Benim elimde bir kurşun nitrat var. Değil mi? Bir de ne var? Sodyum klorür mü? ikinci de. İkinci de neydi? Şuradan bakıyoruz arkadaşlar. İkinci de sodyum klorür. Onu da şuraya yazayım. Hatta şöyle maviyle yazayım. Sodyum klorür olarak yazdım. Çok güzel. Şimdi kurşun nitrata baktığımda birinci öncüldeyiz. 400 mililitre 0,1 moler. Bak ne yazdım? M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2. Şimdi 400 mililitre bu neymiş? Hatta hacmi değil. Bu 0.1 molarmış 400 mililitre. Şimdi bu çözelti için M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 yaparsak buradan da ortama 600 mililitre giriyormuş. E son durumda iki çözeltimde 1000 mililitre olacak. Çünkü karıştırıyorum ben bunları. Tamam mı? Şimdi kurşun nitrat çözeltime baktığımda o zaman derişimi ne olacak? M2 bu. Sıfırlar birbirini götürsün. 0 1 ile 4'ü çarparsak 0,4. O zaman 0,4 bölü 10 dersem arkadaşlar buradaki 10 da gitmiş oldu. O zaman buradan ne gelir? 0,04. Şimdi kurşun 1 bir ya birebir gelecek. O zaman ortama 0,04 molar ne gelecek? Kurşun 2 artı iyonu gelmiş olacak. İkincisi için yaparsam Başlangıçtaki sodyum kloruru çözeltim 0,01 molar. Çok güzel. Başlangıçta 0,01 molar. Yani hatta bunu ne olarak yazalım? 10 üzeri eksi 2 molar. E o zaman 600 mililitreyken 10 üzeri eksi 2 molar. O zaman 1000 mililitreyken ne kadar olur dersem arkadaşlar burada sıfırlar birbirini götürürse 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 10'a bölersem arkadaşlar bunu şimdi 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10 dersem o zaman buradaki bir yukarı eksi olarak geçer. M2 ne olur arkadaşlar? Eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olmuş olur. Bak. Şimdi ben ne yazıyordum? Şuradan devam edeyim. Hatta şu diğer soruydu arkadaşlar bunu böyle birazcık aşağı doğru alabiliriz. Şöyle çok güzel. Şimdi ben ne yazıyordum? Q -ç, Ç. eşittir. Ne yazdım? Şimdi ortamda çökecek ne? Kurşun kulurur. Şimdi birinden kurşun geliyor ortama bir, birinden klor. Yani birinden şöyle diyelim arkadaşlar. Birinden ortama kurşun geliyor diğerinden klor geliyor. Birebir olduklarından dolayı da ortama bu kadar gelirler dedim. E şimdi o zaman ortama gelecek klor da bu kadar arkadaşlar. O zaman yazalım. Kurşun 2 artı çarpı klor eksinin karesi dedim. QÇÇ eşittir. Kurşun ne kadar geldi? 0,04. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarda klor geldi. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi dedim. O zaman QÇÇ eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Çarpı 6'nın karesi 36'dır arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3'ün karesi 10 üzeri eksi 6. O zaman QÇÇ buradan 36 çarpı 4'ten 120 144 gelir değil mi? 144 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelir. Arkadaşlar bak QÇÇ bu. KÇÇ kaçtı? KÇÇ. KÇÇ de 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. Yazıyorum 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bak KÇÇ daha büyük. QÇÇ daha küçük. O zaman QÇÇ küçük KÇÇ ise buradan ne olacak? Çökme olmaz diyoruz arkadaşlar. O zaman birincisinden de ne olmayacak? çökme olmayacak. Burada yalnız iki D seçeneğinde çökme olmuş olacak. Bak anlatabileceğimiz belki de AYT'deki en karışık yerler. Ama aslında değil. Yani neyin nereden geldiğini tek tek anladığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. O zaman gelin bakalım nerede kaldık işaretleyelim. Bugünün de sonuna gelelim. Artık dengenin son videosuyla yarın sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar giderek akıp geçiyor zaman 12. hafta içerisinde bir yandan askerlik görevimizi yaparken bir yandan da sizlere kimya anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 54. günde 14 Ocak 2020 14 Şubat 2023 gününde askerliğimizin tam da 13. gününde arkadaşlar sizlere çökelme şart, küçece ve kaçece ilişkisini anlattık ve burada kaldık. Yarın ne var bakıyoruz. Çözünürlüğe etki eden faktörler var. Sizlerle birlikte yarın orayı da çok iyi şekilde halledeceğiz bütün detaylarıyla ama merak etme. Bol bol da soru çözeceğim. Sınava kadar soru çözmeden, deneme kampı yapmadan, her türlü soruyu göstermeden seni göndermeyeceğim arkadaşlar. Hiç merak etme. O zaman şimdi burada kaldık. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Yarın videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.